Canlarım selam. Ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayar Matematik, matematik Soru Bankası'nda sayı kesir problemleri sayfa 187-188'deyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Otomobilinde hiç benzin bulunmayan Osman Bey, litresi 24 TL'den bir miktar benzin alıp otomobiliyle bir süre yol aldıktan sonra sırasıyla bir ve ikinci istasyonlardan şekillerde gösterilen miktar ve fiyatlarla benzin almış ve her iki istasyonda da benzin deposu tamamen dolmuştur. Şimdi güzel insanlar hemen bir yol çizdik böyle bu bizim yolumuz ve bu güzergahtaki şu bizim birinci istasyonumuz şöyle yazdım birinci istasyon burası ise benim ikinci istasyonum. Peki buraya geldik ne yaptık depoyu fullledik şöyle depo full tamam mı güzel insanlar ve litresini kaç TL'den aldık 24 TL'den aldık. Peki ne yaptık? Belli bir miktar yol gittik güzel insanlar. Gel buraya x kilometre yaz. Peki X kilometre yol gittiğinde şu an bu arabanın buraya geldiğinde bak geldiğinde geliş yaptı istasyona ne yaptı depo full değil. Depoda miktar ne oldu? Azaldı. Ama biz bu depoyu ne yapacağız? Fullleyecekmişiz. Peki fullerken bu araç ne kadar yakıt almış? 13,5 litre. Demek ki bu arkadaş X kilometrelik yolda bak X kilometrelik yolda ne yapmış? 13,5 litre yakıt tüketmiş. Peki litresi kaç TL'ydi? 24 TL'ydi. O zaman çarpı 24 yaparak bunun x kilometrelik yolda harcadığı tutarı bulabilirim. O zaman hesaplayalım. 135 bölü 10 çarpı 24 güzel insanlar. Sen şimdi burayı 5'e böldün burası 2. Burayı 5'e böldün burası kaç geldi güzel insanlar 27 geldi. Peki burayı böldün burayı böldün 12. 27 çarpı 12'den buranın sonucu bir kez 324 TL geldi. Yani x kilometrelik yolda biz 324 TL yaktık. Peki 1 ve ikinci istasyonlar arasında mesafede arabasının her bir kilometrelik yolda 120 kuruş benzin harcadığını hesaplayan Osman Bey. Yani bir kilometrede o zaman 1,2 TL yakıyorsa sonuçta ben bunu kuruşu ne yaptım TL'ye çevirdim. 324 TL yakabilmesi için acaba kaç kilometre yol gelmiştir? Hemen buradan x'i bulabiliriz. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsam 324 eşittir. 12 bölü 10 çarpı x dedim. Güzel insanlar 324 12'ye bölünürse dikkat edin şurada ne gelecek? Hemen bakın 12'nin kaç katıydı? 27 katıydı. Burada zaten yukarıda hesaplamıştık biz onu. O zaman şurası sadeleşir 27. x buradan 270 kilometre geldi. Bunu böyle bulduk. Peki devam edelim. Bu hesapta 1 ve 2. istasyonlar arasındaki mesafeyi gerçek mesafeden 90 km eksik aldığını fark etmiştir. O zaman sen şimdi 270 değil normalde burada gittiğin mesafe neymiş? O zaman 360 km'ymiş güzel insanlar. Peki bizden neyi istiyor? Birinci ve ikinci istasyonlar arasındaki yolda her bir kilometrelik mesafe için kaç kuruş benzin harcamıştır? O zaman ne diyeceksin? 360 kilometre için Bakın 324 TL harcadıysa o zaman 1 kilometre için kaç TL harcar? Şu an TL'deyiz. İçler dışlar o zaman 360 çarpı x eşittir 324. Ney dikkatimi çekiyor güzel insanlar? Burada fark ettiyseniz bakın burası 36'nın 10 katıdır. O zaman böldüm 36'ya burada 10x oldu. Burası 36'nın 9 katıdır. Burası geldi 9 oldu. x buradan 0,9 TL geldi. Bu TL. Kuruşa çevirirsen o zaman 90 kuruş yakmış olacak. Cevabımız ne gelir güzel insanlar? Hemen aşağı indirdiğimiz zaman E şıkkı çıktı. Gerçekten sağlam bir soruymuş. Yani birinci soru bu soru olduysa herhalde ileride daha da sağlam sorularla uğraşacağız. Geçtik ikinci sorumuza. Bir iş yerindeki çalışanlara anketler uygulanmıştır. Bütün çalışanlara en az bir en çok dört anket uygulanmıştır. 2 anket uygulananların sayısı 3 anket uygulananların sayısına eşittir. Burası önemli. Uygulanan toplam anket sayısı iş yerindeki tüm çalışanların sayısından 60 fazla olduğuna göre en az 3 anket yapılan kaç çalışan vardır? En az 3 anket burası önemli. Peki ne yapalım? Şöyle yapalım. 1 anket uygulanan, 2 anket uygulanan, 3 anket uygulanan, 4 anket uygulanan. Şu an işçi sayısı arkadaşlar, işçi sayısı. Geldik şöyle yazdık. İşçi sayısı. Peki 2 ve 3'tekilerin eşit olduğu için buraya x'e x yazdım. Buraya geldim y yazdım, buraya geldim z yazdım. Peki anket sayısına bakalım. Sonuçta burada ne var güzel insanlar? Bir tane anket uygulandığı için Y. Burada iki tane uygulandığı için 2X. Burada üç tane uygulandığı için 3X. Burada dört tane uygulandığı için 4Z. Peki güzel insanlar bunların toplamı... Bunların toplamı şuradaki işçi sayısında neymiş canlarım 60 fazlaymış. O zaman hemen yazalım. Buranın toplamı y artı 2x artı z artı 60 dediğin değer aslında buradaki y artı 5x artı 4z'ye eşit. E peki güzel insanlar gerisinde ben buradaki y ile buradaki y'yi yok ettim. 2x'i buraya eksi 2x olarak gönderirsem burası 3 tane x olur. Ben bu z'yi buraya eksi z olarak gönderirsem buradan da 3 tane z geldi. Bunların toplamı kaça eşitmiş? 60'a 3 parantezinde x artı z eşittir 60 ise x ile z'nin toplamı kaç geldi? 20 geldi. Şimdi soru da bana ne diyordu? en az 3 anket yapılan. Şimdi düşünsenize size en az 3 anket yapılanı sormuşsa 3 ile birlikte 4 de sormuştur. Düz mantık düşünelim. Bugün okulumuza en az 3 kişi geldi. Ya 3 kişi gelecek ya 4 kişi gelecek. Bugün sınıfta en az hoca bize 3 anket yaptı. Ya 3 anket yapacak ya da 4 anket yapacak. Yani x ile z'nin toplamını istiyor. O zaman cevabımız 20 çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. Bir otomobil fabrikası A ve B olmak üzere iki farklı marka otomobil üretmektedir. Üretilen otomobillerin satış bayilerine gönderimi ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmekteymiş. Fabrikada üretilen A marka otomobillerin sayısı B marka otomobillerin sayısının 3 katıdır. Tamam hemen bunu yazalım. Burada A aracı üretiyoruz. Burada B aracı üretiyoruz. Burada X tane üretirsem burada 3X tane. Bu üretilen araç sayısı güzel insanlar. Tamam. Fabrika tüm satış bayilerine. Şimdi bayi işin içine girdi. Geldik buraya bir bayi yazalım güzel insanlar. Her birine 10'ar tane otomobil göndermiştir. Ama kaç tane bayimiz var şu an bilmiyoruz. Geldik buraya A tane bayi yazdık. Peki A tane bayinin her birine 10 araç gönderiyorsan 10 A tane arabayı ne yapacaksın? Dağıtacaksın. Peki bu cümleyi yazdık. Bu cümleyi yazdık. B marka otomobillerin tamamı. Bak sadece B marka otomobillerin tamamı. Satış bayilerinin bir kısmına birer tane, bir kısmına ikişer tane kalan bayilerin her birine dörder tane olacak şekilde gönderilmiştir soru sağlam bir soruya benziyor. Bak burası çünkü şu an gerçekten soruyu çok sağlam yaptı. Bayilerin her birine sadece bir kez gönderim yapıldıktan sonra. Yani ben burada ne yapmışım? Bayilerin her birine bir kez gönderim yapmışım ve fabrikada otomobil kalmamış. O zaman sen ne yapacaksın? Hemen buradan ekmeği yiyeceksin. Bak diyeceksin ki ürettiğim araba sayısı yani 4x benim bayilere göndermiş olduğum araba sayısı 10A'ya eşit olacak. O zaman 2X buradan ne geldi? 5A geldi. Gelin canlarım değişkeni ne yapalım? Teke düşürelim. O zaman şurası bir kez 5K olacak. Burası bir kez ne olacak? Güzel insanlar 2K olacak. O zaman burada 15K araba ürettim. Burada güzel insanlar 2K pardon Burada 5K araba ürettik. Affedersiniz yanlış söyledim. Peki burada ise 20K arabayı ne yaptık? Yani toplam arabayı götürdük bayilere gönderdik. Şimdi B marka otomobillerin tamamı. Satış bayilerinin bir kısmına birer tane. Şimdi gelelim bayiler değişti. Birlik araba gönderilen yer, ikilik araba gönderilen yer, dörtlük araba gönderilen yer. Burada B tane bayi olsun, burada C tane bayi olsun, burada D tane bayi olsun. E toplam bayi sayısı neye eşitti güzel insanlar? Tabii ki A'ya eşitti. A neye eşitti? 2K'ya. Yani B artı C artı D dediğin ifade bir kez 2K'ya eşit. Peki burada gönderilen araba sayısı B. Burada gönderilen araba sayısı 2C. Burada gönderilen araba sayısı 4'te. Bunların toplamı ne olacak? B artı 2C artı 4'te. Sen hangi arabaları dağıtıyorsun? B marka otomobillerin tamamını gönderiyorsun. Neye eşitmiş güzel insanlar? B marka arabanın sayısı da 5 kaydı. Of soruda kaç bilinmeyen var? 1, 2, 3, 4 bilinmeyen var. 2 denklem var. Demek ki yok edeceğiz. Başka yolumuz yok. Ne yapalım? Hemen sadeleştirme mantığına gidelim güzel insanlar. Tabii ki şuradaki k'lar bir kez gitsin. İçler dışlar çarpımı yaparsam 5 tane b gelir. 5 tane c gelir. 5 tane d geldi. Burası ne gelecek güzel insanlar? 2 tane b, 4 tane c, 8 tane d. Şimdi bu kat sayıları buraya atarsak ne geliyor o zaman? Ne geliyor güzel insanlar? Şu geliyor. Şimdi bu d burada geldi buraya ne gelecek? 2b'yi de gönderdim. 3 tane b geldi. Peki D'yi de buraya gönderdim. Eksi 3 tane D geldi. C'yi bu tarafa atarsam C'yi bu tarafa attığım zaman eksi C geldi. Peki burada 3'ün katına gidelim ya daha rahat işlem yaparız. O zaman eksi de şu eksi şöyle yapalım artı eksi yaptık. Yani sonuç şöyle bir şey oldu. 3D eksi 3B eşittir C geldi. Peki 3 parantezinde D eksi B ne gelecek? Tabii ki C gelecek. O zaman çıkan sonuç şu güzel insanlar. Şurada aslında 8D var e, logonun altına gelmiş gözükmemiş kusura bakmayın. Şurasına ne değer verirsen ver burası 3'ün katı olacak. O zaman 3'ün katı olacaksa şuraya bir 1 verelim. C bir kez ne geldi? 3 geldi. Yani buradaki bayilerin sayısı en az kaçtır diyor ya. O zaman güzel insanlar C'nin bir kez en küçük değeri kaç geliyor? 3 geliyor. Peki farkları 1 ise D'ye gelin 2 yazalım. Buraya da gelin güzel insanlar 1 yazalım. Fark da 1 oldu. O zaman buradaki bayi sayısı 4 artı 2'den en az 6. Son yıllarda çözdüğüm en tatlı en sağlam problem sorularından birisiydi. Gerçekten efsane bir soruydu. Tamam mı canlarım? Umarım anlatabilmişimdir. Burada ne yaptık? İfadeleri düzenledik. Düzenledikten sonra en son böyle bir şeyle karşılaştım. Mecburen burası 3'ün katı olacak. C'ye 3 verdim. Farkı 1 için de 2'ye 1 yazdım. Geçtik dördüncü sorumuza. Fatma öğretmen öğrencilerin aynı boyutlara sahip resim kağıtlarına dikey ya da yatay olarak yaptığı resimleri yeterince uzun bir panoya Toplu yine yardımıyla aşağıdaki gibi asarak sergileyecektir. Tamam. Şimdi dikey ya da yatay olarak asılan resim sayıları birbirine eşittir. O zaman hemen gelin buraya bir yazalım. Dikey güzel insanlar ve bir de yatay yazdık. Şimdi bunların sayıları birbirine eşitse x tane burada kullandık x tane de burada kullandık. Bunları kullandık. Peki ne diyor? Fatma öğretmen elinde sınırlı sayıda toplu iğne olduğu için yan yana bulunan her iki resmin toplu iğnelerden biri ortak olacak şekilde asmıştır. Yani mesela şurada farkındaysanız bak burada ortak asmış. Burada da ortak asmış. Tamam. Dikey resimler için iki toplu iğne, yatay resimler için üç tane toplu iğne kullanmıştır. O zaman siz şimdi gelin mesela burada sanki hiç ortaklık yokmuş gibi düşünün. Mesela geldik 1, 2, 3 tane astık. Sonra geldik böyle dikeye ya. Sonra 1, 2 tane astık. Yani hiç ortak bir durum yokmuş gibi. O zaman dikey için 2x, yatay için 3x tane asacağım. O zaman toplam kullandığım toplu iğne sayısı şu an bu. 2x artı 3x. Ama dikkat. Şimdi güzel insanlar 2 tane de mecburen şu kullanılmıyor. Niye? Ortak oluyor ya. Geldim bunun birini kullanmıyorsun. Peki 3 tane de dikkat ettiniz mi? Yine geldin bir tanesini kullanmadın. Bak yine geldim birini kullanmadım. 4 tane de geldin ne yaptın? Yine birini kullanmadım. O zaman burada 2x tane kağıt yok muydu? Şimdi 2 tane de bir kullanmıyorsun. 3 tane de 2 kullanmıyorsun. 4 tane de 3 kullanmıyorsun. O zaman 2x tane de 2x eksi 1 tane yine kullanmayacaksın. Kullanmamak demek ne yapmak demek? Bunu çıkartmak demektir. O zaman bu neye eşitmiş? 82'ye. Buranın sonucu 5x hemen yazdım. Eksi 2x artı 1 eşittir. 82 geldim. 3x eşittir buradan 81 x eşittir 27 bana da zaten yatayı sormuştu o da x'ti cevabım e şıkkı çıktı lütfen burayı tekrar anlatmak istiyorum bak önemli olan yer burası çünkü dikkat edin eğer ki bunlar ayrık olsaydı şöyle olacaktı geldik bak ne yaptık 5 tane kullanıyorduk ama sen bunları birleştirdiğin an şöyle olduğu an bu sefer 1 2 3 4 yani bir tane azalıyor o zaman 2 tane de 1 azaldı. 3 tane de 2 azaldı. 4 tane de 3 azaldı. 2x tane de 2x 1 azaldı. Azalmak demek önüne eksi koymaktır. Geçtik 5. sorumuza. Çıkmış bir sınav sorusu olduğu için ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemeyeceğim. Geçtim 6. soruma. Kardaki bir taksi durağındaki A, B, C, D, E taksilerinin park halindeki sıralamaları verilmiştir. Herhangi bir taksi, bak herhangi bir taksi önemli olan burası. Duraktan ayrılıp tekrar durağa döndüğünde sıranın en sağına park etmekteymiş. Örneğin C taksisini biz ne yapmışız güzel insanlar? Duraktan ayırmışız. Gitmiş bu yolcusunu almış tekrardan gelmiş ne yapacak o zaman tam E'nin arkasına yanaşacak. Aynen burada göründüğü gibi. Şimdi bunu bir geri alalım güzel insanlar. Peki bundan sonra diyor ki başlangıçtaki sıralamaya göre yani şu sıralamaya göre sadece iki taksi duraktan ayrılıp geri geldiğinde aşağıdaki sıralama oluşmuştur. E şimdi sen A'yı buraya aldıysan normalde A bu sıranın en başındaydı. Demek ki bu arabalardan biri banko kim hareket eden A. A ne yaptı? Gitti, turunu attı, yolcusunu aldı, getirdi. En son geldi, buranın arkasına yanaştı. Ama ikinci arabanın ne olduğunu nereden bulacağız? Tabii ki şuradan bulacağız. Bak, normalde D'nin arkasında kim vardı? E vardı. Ama D'nin arkasında şu an kim var? A var. Demek ki ikinci giden araba burada hangi arabaymış? Tabii ki E arabasıymış. Yani e de gitti, turunu attı, geldi. Hop arkaya yanaştı. Demek ki bu araba E. Diğerlerinin sırası değişmeyecek. Burada o zaman B olacak, burada da C olacak. Bakalım. Yukarıdaki sıralamaya göre 5. sırada E taksisi bulunmaktadır. Evet, 5. sırada E var. Doğru. 2. sırada C taksisi vardır. Evet, doğru. B ve C taksilerinin sıra numaraları toplamı B ve C'nin 2 1 artı 2'dir. Yani 3. Burası ise 6 dediği için yanlıştır. Cevabım C şıkkı gelir. Güzel insanlar Geçtik hemen 7. sorumuza ve bizim son sorumuz. Yukarıda her katında 2 daire bulunan 4 katlı boş bir apartmanın daireleri daire numaraları ile gösterilmiştir. Bu apartmanla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Apartmana taşınan her ailede 10 kutu şeker bulunmakta. Burası önemli. Peki her aile kendisinden sonra taşınan her aileye hoş geldin hediyesi olarak bir kutu şeker vermekte. Peki tamam 8 numaralı daire 3 numaralı daireden daha önce taşınmıştır. Burada önemli bir bilgi var. Büyük bir ihtimal ileride kullanacağız. Tüm daireler dolduktan sonra sadece bir dairede bulunan şeker kutusu sayısıyla daire numarası aynı oluyor. Bu bilgiyi de yine ileride kullanacağız. Peki örneğin Apartmandaki 5, 6, 7 numaralı dairelere 3 aile sırasıyla taşınsaydı ailelerde son durumda bulunan şeker kutusu sayıları aşağıdaki gibi olacaktı. O aşağı şurası aslında güzel insanlar sığmadığı için ben burayı aldım. Şimdi canlarım geldik 5 nolu aile geldi 6 nolu aile 7 nolu aile geldi. Yani şurası aslında birinci kat burası 2 burası 3 burası 4 bura 5 bura 6 bura 7 yani şu an ne yapmış Bunda 10 kutu şeker vardı. Bunda 10 kutu şeker vardı. Bunda 10 kutu şeker vardı. Bak sıratıyla taşınıyorlar. Önce 5 taşındı. Bundaki şeker sayısı yine 10. Sonra 6 geldi ya 6 geldi. Bunda normalde 10 kutu şeker vardı ama bu hoş geldine buna gitti. Bunun şeker sayısı 11 oldu. Bunun şeker sayısı 9 oldu. Sonra geldi 7 taşındı. Şu an normalde bunda 10 vardı. Şimdi buna hoş geldiğine biz gidiyoruz. Bir tane 6 getirdi verdi. Bir tane 5 getirdi verdi. Bundaki şeker sayısı 12 oldu. Peki bununki bir azaldı 8, bununki bir azaldı 10. Bak. Ne yaptık? Son durumda 5 nolu dairede 8 kutu şeker. Evet. 6 nolu dairede 10 kutu şeker tamam. 7 nolu dairede de 12 kutu şeker oldu. Mevzu buymuş. Şimdi geldik apartmandaki tüm dairelere taşınıldıktan sonra ailelerde bulunan şeker kutusu sayıları aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre A artı C eksi B işleminin sonucu kaçtır? Gerçekten çok sağlam bir soru. Çünkü hangi ailenin önce taşındığını biz bilmiyoruz. Anlaştık mı? Yani bu apartmana önce bir nolu aile mi geldi taşındı? iki nolu aile mi taşındı? Onu bilmiyorum. Ama şöyle yorum yapacağım. Mesela birinci taşınan, şöyle birinci taşınan, ikinci taşınan, üçüncü taşınan, dördüncü taşınan, beşinci taşınan, altıncı taşınan, yedinci taşınan ve sekizinci taşınan şeklinde yazdım. Peki dikkat. Bu arkadaş taşındı. Normalde 10 kutu şekeri vardı. Peki bu arkadaş taşındı. 10 kutu şekeri var. Bunun 10 kutu, bunun 10 kutu. Böyle hepsini bir yazayım ki siz mantığını tam anlamıyla anlayın. Şimdi arkadaşlar bir ilk taşındı ya. Bu sonuçta 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e ne yapacak? Hayırlı olsuna gidecek. O zaman sen 7 kutu şeker vereceksin. O zaman bunun son durumda 3 kutu şekeri kaldı. Tamam bu birinci taşınanmış. Peki ikinci taşınan sonuçta gelecek bundan bir kutu şeker alacak mı alacak? Şu an 11 kutu şekeri var. Ama bu da 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e bunlar taşınanlara, 3. taşınan, 4. taşınan, 5. 6. 7. 8. taşınana ne yapacak? Şeker götürecek. 2 4 6 kutu şeker götürdü. O zaman burada 5 kutu şeker kaldı. Şimdi 3. taşınana 1 ve 2 hayırlı olsuna geleceği için 12 tane şekeri olacak. Ama 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e bu hayırlı olsuna gittiği için 5 kutu şekeri azalacak. 7 çıktı. E buradan sonra örüntüyü ben yakaladım. Daha devam etmem ki ben. Burası 3, bura 5, bura 7. O zaman bu Dördüncü taşınanın 9 kutu şeker olacak. Beşinci taşınanın 11 kutu şeker olacak. Altıncı taşınanın 13 kutu şeker olacak. Yedinci taşınanın o zaman 15 kutu şeker olacak. Ve son olarak sekizinci taşınanın da 17 kutu şeker olacak. Bak şimdi dikkat o zaman bu arkadaş birinci taşınan. Bu arkadaş birinci taşınan. Yani birinci daire birinci taşınıyor. Geldim ondan sonra dikkat ettiniz mi? Bu arkadaş ikinci taşınan. Bak ikinci taşınan bunlar taşınan. Yani birinci daire, ikinci daire, üçüncü daire, dördüncü daire, beşinci daire, altıncı daire, yedinci daire, sekizinci daire. Yani altıncı daireye gelen ikinci taşınan. Peki güzel insanlar. Sonra yedi var mı? Yok. Şimdi soruda şöyle bir kelime geçti. Dedi ki tüm daireler dolduktan sonra sadece bir dairede bulunan şeker kutusu sayısı ile dairelerin numarası aynı oluyor. Bak şimdi Burada kimleri yerleştirmiş? 3'ü yerleştirmiş. Üstüne bir çarpı attım. Kimi yerleştirmiş? 5'i. Üstüne bir çarpı attım. 7'yi yerleştirmemiş. 9'u yerleştirmemiş güzel insanlar. 11'i yerleştirmemiş. 13'ü yerleştirmiş şekilde. 17'yi yerleştirmiş, 15'i yerleştirmiş. O zaman aslında A, B, C üçlüsü bunlardan biri. E biri şuymuş. Kapı numarasıyla aynıymış. İyi e zaten burası 7. Burası 8, burası kaç? 3. Burada 7, 8, 3'ten sadece kim var? 7 var. Demek ki 7. daireye taşınan kişi kaç tane şeker kullanmış? Hemen yazalım buraya güzel insanlar. 7. A'yı da yazdık. Geri kim kaldı? 9 ve 11. Acaba bu mu 9? Bu mu 11? Onu bilmiyorum. Burada ne yazmıştı? 8 numaralı daire 3 numaralı daireden daha önce taşınmış. O zaman 8'deki şeker sayısı 3'teki şeker sayısından az olmalı. O zaman buraya geleceğim 9'u yazacağım. Buraya geleceğim 11'i yazacağım. Kim yazmışsa bu soruyu gerçekten anından öpmek lazım. Efsane bir soru olmuş. Buradan sonra ne diyor? A artı C eksi B'yi sormuş. O zaman 7 artı 11 yazdım. Eksi 9 cevabın 9. Yani C şıkkı çıktı güzel insanlar. Tekrardan anlatmak istiyorum. Efsane bir soruydu. Şimdi bir her evde 10 kutu şeker var. Peki kimin önce taşındığını bilmiyorsun. Yani 1 nolu daireye mi geldi? 2 nolu daireye mi erken geldi? Kimin geldiğini bilmiyorsun. Burada sana bir örnek vermişti 5, 6, 7. Burayı ben size anlattım. Şimdi birinci daire 10, 10, 10, 10. 10. Ama birinci daire kendisinden sonraki herkese hayırlı olsuna gittiği için o yüzden bunun 3 kutu şekeri kaldı. O yüzden buraya 3 yazdık. Peki bu 1 nolu ona hayırlı olsuna geldi. 11'e çıktı. Sonra kendisinden sonraki 6 kişi hayırlı olsuna gittiği için 5 kaldı. Farkındaysanız hep tek sayılar geldi. Şimdi 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Burada şunları kullanmış güzel insanlar. 3'ü, 5'i, 13'ü, 15'i, 17'yi. Kimi kullanmamıştı? 7'yi, 9'u, 11'i. Ve burada şöyle bir bilgi vardı. Diyor ki tüm daireler dolduktan sonra bir daire şeker kutusuyla aynı şeye sahipti. O da o kim? 7'ydi. Geldik 7'yi yazdık. Sonra 8 3'ten önce geldiği için 8'deki şeker sayısı daha az oldu dedik. O yüzden ona 9'u buraya da 11 yazdık ve soruyu bitirdik. Böylelikle testimiz bitti güzel insanlar. Gerçekten efsane sorular çözdük. Umarım anlatışımı beğenmişsinizdir. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın canlarım seviliyorsunuz.